Dualar Hazinesi kanalımızdan herkese merhabalar. Kıymetli dostlar, bu videomuzda mal mülk edinme, zengin olmak için hangi sureler, dualar okunur? Bu konu hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle şunu söylemekte yarar vardır. Sadece oturup dua ederek zengin olunmaz. Bunu hepimiz biliriz. Bu hususa dikkat etmek lazım. Öncelikle çaba, gayret, bunu yapmak lazım. Bununla beraber duaya sarılmak lazım. Yani şöyle, şu an birazdan okuyup göstereceğim dualar, sureler, bunlar çalışmayla beraber kabule daha yakın, mümkün olacak durumlardır. O yüzden yani sadece bu duaları, sureleri okuyarak zengin olmayı beklemek yanlıştır. O yüzden çabayla beraber, yani hem çalışacağız hem de bu dualarımızı, surelerimizi okumaya gayret edeceğiz. Bunu yaparsak gerçek anlamda bir fayda sağlayabiliriz. Tabii ki her şey Allah'ın izniyle. Yani samimi gönülden yapılan bütün dualar Allah katında elbette kabul olunur. Onlara dikkat etmek lazım. Yani duanın zaten kendi içinde bazı şartları var. Bu şartlara dikkat etmek lazım. Şimdi şöyle sırasıyla gidelim. Fatiha suresi her gün 100 defa. Yani günde 100 defa Fatiha suresini okursak bu da bizim rızkımızın genişleyeceğine bir işarettir. Ayet-el Kürsi ayetini ise her gün 50 defa okuyabiliriz. Ali İmran suresi ise kim okursa zengin olur deniliyor. Bütün bunlar hep rivayetlere dayanarak söylenen bilgilerdir. Öyle sadece şans itibariyle yazılmış yazılar değil. Çünkü ben içinde kendim de tecrübe ettiğim sureler var. Onu da paylaşacağım. Ali İmran suresi 26. ve 27. ayetler her farz, nafile, namaz arkasından okuyan zengin olur. Bu rivayet de var. Bu da yapılır. Ali İmran suresi yine 26-27. ayetler her gün 41 defa okuyan mal ve mülk sahibi olur deniliyor. Yine Ali İmran suresi 83 ve 85. ayetler bunlar da okunur. Vaka suresi zenginlik suresi olarak da bilinir. Her gece okuyan çok kazanır. Mesela bir esnafsanız, ticaret yapıyorsanız her akşam yatsı namazından hemen sonra Vakıa suresini okuyabilirsiniz. Ben kişisel olarak Vakıa suresini yıllardır hep okurum akşamları ve gündüzde onun bereketini görerek şahit olurum. Yani o yüzden bu Vakıa suresiyle ilgili tabii ki İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan da bir rivayet vardır. Kendisi vefat edeceği zaman bekar kızları vardır ve sahabeler ona sorar, kızlarına ne bıraktın diye. O da der ki, ben peygamberimizden duymuştum. Her kim gece Vakıa suresini okursa rızkı gelir. O yüzden ben kızlarıma bu sureyi okumayı vasiyet buyuruyorum demiştir. Böyle bir rivayet vardır ve belki de bunların içindeki en kuvvetli rivayet bu Vakıa suresinin her gece okunmasıdır. Yine Vakıa suresi zenginlik suresi olarak da bilinir. 41 defa okuyanın rızk dileği olur. Yani 41 defa da okunabilir. Mesela bir girişimde bulunacaksınız, ticari bir girişimde. O zaman bunu okuyabilirsiniz. Yine Zilzal suresi namazda Zilzal suresi okumayı adet edene dünya serveti ihsan edilir. Bu da zaten kısa bir sure ve namazda bunlar okunabilir. Kureyş suresi zenginlik için 7 defa oku, üfle demiş. Yani yine okunabilir bu niyetle. Ali İmran suresi de 3 defa oku diyerek ummadığı yerden mal ve zenginlik elde eder. Bu tarz dualar, sureler tabii ki ameller niyetlere göredir. Başta da dediğimiz gibi önce kulun çaba göstermesi gerekiyor. Yani elinden geleni yapması gerekiyor ki ondan sonra Allah o
onun rızkını açsın, önünü açsın ve bereketli bir rızıka kavuşsun. Bu tarz dualar önemlidir. Tabii ki çaba zaten önemli. Çabanın olması lazım. Yani insan ne iş yapıyor, neyle meşgul oluyor? Önce zaten hesabını, kitabını bilerek gayret içerisinde çalışmalı. Ama bu dualarla da işini desteklemelidir. Tabii ki rızık, mal, mülk bunları kalbe bağlamak çok büyük bir hata olur. İnsan rızkını için ister, kulluğunu daha güzel yapabilmek için, etrafındaki insanlara faydalı olmak için istemelidir. Yoksa sadece malı ve mülkü insanın kendi konfor alanını genişletmesi için istemesi de bir mümine yakışmayan bir durumdur. Çünkü bununla ilgili mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh sahabeden bütün malını mülkünü Allah yolunda bir anda harcamıştır. Yani vakfetmiştir, infak etmiştir. Bununla beraber Hazreti Osman yine bütün malını mülkünü yine müminlerin emrine vermiştir. O yüzden bu tarz örnekleri almak lazım ve mal, mülk, zenginliği de bir noktada Müslüman kardeşimize destek olmak ve kulluğumuzu daha güzel yapabilmek için istemekte yarar vardır. Bu da bir tavsiye olarak bulunsun. Kıymetli dostlar, siz de bildiğiniz konuları veya tecrübe ettiğiniz buradaki sureleri ya da kendi yaptığınız duaları yorum kısmında paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hem biz hem de takip eden diğer arkadaşlar için faydalı olur. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü abone olursanız yeni videolardan da haberdar olursunuz. Yine başka konularda video çekmemizi, dualar paylaşmamızı isterseniz de yorum kısmında yazabilirsiniz. Biz de araştırıp sizlerle paylaşırız. Kıymetli dostlar, bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.